Geometrik sabun, malzeme, 1 kilogram şeffaf eriyebilir sabun bazı, 40 gram enfes şeftali esansı, pembe mercan sedefi, pembe sedef, şeftali sedef, bakır sedef, kırmızı bakır sedef ve biraz kolonya da ihtiyacınız olacak. Merhaba, justinesabunatelier.com'dan. Bugün sizinle bir tane eriyebilir sabun, baton sabun yapmak istiyorum. Ombre teknik kullanmak istiyorum. Bunun için toplam 1 kilo şeffaf sabun bazı kullanacağız. Adım adım ama erittiğimiz için burada 200 gram var. Çünkü her katman farklı bir sedef kullanacağım. Burada pembe sedef var. Pembe mercan, bakır, kırmızı bakır ve şeftali. Enfes şeftali esans kullanacağım, tahta kalıp kullanacağım. Onun için bir tane yağlı kağıt ayarladım. İlk olarak kalıp hazırlarken 200 gram sabun bazı bir tane yemek kaşıkla suyla eriteceğim. Ve kalıp hazırlayacağız. Kalıp hazırlamak için şu diş çerçeve alıyorum. Burada bir tane yağlı kağıt koyuyorum. Bunu geri koyuyorum. Şimdi önemli olanı görüyorsunuz biraz hareket ediyor içindeki. Normalde sıkıntı yaratmaz da eriyebilir sabun olduğu için burada biraz sıkıştırmamız lazım. Onun için bir kağıt kullanacağım. Bunu da boydan katlıyorum. Burada içine sıkıştırıyorum. Bir karton parçası da kullanabilirsin. Elinizde varsa o. Şimdi bu biraz da hareket etmez. Sabun kolay kolay kaçmaz. Diğer şey için bir tane geometri tasarım yapmak istediğim için bunun altında bir şey koymak istiyorum. Çünkü kalıp yamuk kullanacağım. İsterseniz bir tepsi kullanabilirsiniz. İsterseniz bir bez. Ben bez kullanıyorum. Şöyle altına koyayım. Bir katman. Biraz daha. Her katman biraz farklı bir açı olacak. Size öyle göstereyim. Tamam. Sabun eridikten sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi sabun bazım neredeyse eridi. Onu erimeye bekleyince rengim hazırlayacağım. İlk katman kırmızı bakır olacak. Şu kasede birazcık kolonya döktüm. Şimdi birazcık renk ilave edeceğim. Çok da değil çünkü bu çok yoğun bir renk. İlave hep yapmak mümkün o zaten. Önce kolonya içini çiziyoruz, topaklama yapmasın diye. Öyle. Tamam. Duruma göre biraz daha renk koyayım. Sabunum burada eritti. Şimdi bunu önce ilave edeceğim. Birazcık daha olabilir. Biraz daha alıyorum. Tamam. Sayı atmıyorum. Ondan böyle kolonyayla temizliyorum. Bence oldu. Şimdi esans ilave edeceğim. Enfes şeftali kullanıyorum. Her katmana 5 mililitre koyuyorum. Yani şu damlalıklardan o tam bir tane. Tartarak da yapabilirsiniz. Tamam. Birazcık soğusun. Bir
açmışsın kalıptan, ondan biraz soğusun istiyorum. Yavaş yavaş. Kapsıcak döküyorum. Kaçak yok. İyi. Şimdi şu katmanda kolonya sıkmayacağım. Çünkü hava kabarcıkları bana ikinci katman yapıştırmaya yardım edecek. Onları ısıtacak sabun üstünde dökünce erecekler, biraz daha iyi bir tutuş olacak. Aynı zaman ikinci katman dökmeden önce zaten sapasağlam kolonyamam lazım. Şimdi burada tekrar 200 gram sabun eriteceğim. Onunla eridene kadar bu büyük ihtimalle yeter kadar sert olacaktı. Kontrol etmek lazım. Yani şey parmak sokmak mümkün olmaması gerekiyor. O eriyince tekrar görüşeceğiz. İkinci katman için hazırlık yapıyorum. Burada biraz bakır sedef kolonyayla çözdüm. Kalıbın açı biraz değiştirdim. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Tamam, çapraz da koyabilirsiniz. Sabun bazım neredeyse eridi. 2-3 tabak kaldı onunla. Erecekler şimdi. İlave ediyorum. Bunu da kullanıyorum. Tekrar karıştırıyor. Bakıyorum hala bir topak var. Biraz daha karıştırmak zorundayım. Şimdi esansım hazırlanıyorum. Acayip sıcak da olmaması gerekiyor, yoksa alttaki katman eriyecek. Şimdi bakıyorum, topak var mı yok mu? Sanki yok. Şunu bakın, parmağım sıkıntısız, yani tamam sertleşti. Şu katman şimdi iyice kolonya sıkayım, yoksa yapışmaz, kısarken ayrılıyor. Ve şu katman döküyorum. Gezerek dökün. Sıcaklık, eğer sıcaksa bunu aynı yerde denk gelmesin. Var da bir topak daha, neyse. Ben de bazen sabırsız oluyorum. Şimdi bir sonraki katman için tekrar 200 gram sabun ereceğim. Biraz su ilave ediyorum. Bundan sonra devam çalışacağız. Üçüncü katman için neredeyse hazırız. Sabun erimek üzere. Ben tekrar biraz açı değiştiriyorum. Şöyle bakayım. Tamam. Şimdi şeftali kullanacağız. Biraz kolonya. Bir de şeftali sedef karıştırıyorum. Bence birazcık daha olsun. Renk de tabii ki tamam, keyif işini. Ondan her zaman size aitti. Sabun eridi. Sedef ilave ediyorum. Bunu da kolonyacağım. Evet.
bakayım. Evet. Çünkü esans ilave ediyorum. Enfes şeftali hala kullanıyorum. Karıştırdım ve burada kolonya sıkacağız. İyice sıktım. Burada tekrar karıştırdım. Döküyorum. Dördüncü katman için bir kez daha sabun ereceğim. Bundan sonra karışacağız. Sonra doğru geliyoruz. Dördüncü katman yapacağım. Burada neydi? Hangisi? Pembe mercek sedefi hazırladım. Sabun bazında erimek üzere. Şu anda neredeyse tamam düz koydum. Çünkü yoksa yamukluk, boşluk olacak. Ondan artık düzeltmeye başladım. Bunu da şimdi kolonyayı sıkıyorum. Sabun bazım eridiğin anda renk ilave edeceğim ve esans ilave edeceğim. Birazcık hala parçacıkları. Yavaş yavaş da renk artık kalan sedeflerden hep biraz renk olmaya kaldı. Şimdi burada mercan sedef ilave ediyorum. Kapları arada yıkamıyorum. Ton farklı, yani daha yumuşak geçiş için bu kalanlara fark yapmaz. Zaten miktarlar çok az ondan. Essans ilave ediyorum. Sedeflere kullanıyorum çünkü onlar da yani katmanlar birbirine bulaşmıyorlar zamanıyla. O renk tutuyorlar. Tamam. Renk hazır. Sabun hazır. Döküyorum. Her zaman gibi biraz gezerek. Son katman ile onu tam düzleştireceğiz. Dediğim gibi isterseniz, yani ben hep aynı açıda tuttum, nasıl göstereyim onu videoda. Hem aynı açıda tuttum ama isterseniz bir kez sol bir kez sağ da yapabilirsiniz. Ya da adım adım derece değiştirerek. Son katman için görüşeceğiz. Son katman için hazırlık yapıyoruz. Kalıp artık düz yüzeyde. Burada pembe sedefim var. Ona biraz kolonya ilave ediyorum. Topaklamayı engelliyor. Yoğun bir pembe istedim bu kez. Bundan sonra hızlı sabunu eridim. Bunu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ve esansımı da ilave ediyorum. Karıştırdım. Kalıbımı ayarladım. Bolca kolonya sıkıyorum, yapışsın diye. Eridim sabun. Döktüm. Şimdi kolonya sıkmam lazım. Hava kabarcıkları sönsün diye. Ve tamam sertleştikten sonra onu kalıptan çıkaracağız. Onu sizinle beraber yapacağım. Göstereyim tahta kalıptan nasıl çıkıyor. Şimdi kalıbımız tamam dondu. Buş burada hafta sonu ile iki gün durdu. Fark yaratmaz. Kağıt çıkarttım. Şurada sıkışmış kağıtı çıkarttım. Burada birazcık akan sabun var. Şimdi en kolay yöntem genelde şu kısa sayfalar çıkartmak. Ama bu doğal sabun olmadığı için biraz daha zor olabilir. Bakalım.
tahta kalıpla da hep diye de dikkat etmemiz lazım. Bazı eriyebilir sabun bazı zor çıkıyor. Das oldu. İlk parça en zor. Bıçakla yardımıyla çıktı. Da dediğim gibi o da her zaman biraz farklı bir şey. Bunu şimdi normalde kolayca yapayım. Valla yardım istiyor. Yani ince bir bıçakla burada kenardan gevşetebilirsiniz. Yetmedi. Diğer tarafına bir kez geçiyorum. Çıktı. Yani. Sıkıntı burada. Sabun vakum yapıyor soğunca. Eriyebilir sabun vakum yapıyor soğunca. Bu yüzden ağzı çok sıkı tutuyor. Bu çok uğraşıcı geliyorsa isterseniz bu parçalarda da stretch filmle sarılıp burada kullanabilirsiniz. Büyük ihtimalle onu çünkü müşteriden duyduk. İkinci defa kullandıktan sonra bu olmuyor. Kalıp sıfırıydı ben kullandığım zaman. Ondan biraz sıkıntı yaratabilir. Tekrar deneyeceğiz. Bakarız. Yani genelde ben şu anda videolarda hep sarma yapmadan ya şey stretch filmle sarmadan yapmadan kullanmak istiyorum. Çünkü daha kolay. Tek tavanda bir tane parça koymak lazım. Onu biliyorum. Yoksa kalıptan hiç çıkartamıyorsun. Ayrılamıyorsunuz. Şimdi yeni kesme tahtamız var. Burada istediğiniz batı ayarlayabilirsiniz. Öyle dedim. Görüyorsunuz 1-2-3 cm yazıyor. Kalın bıçak, ince bıçak için de ayarı var. Ben mesela dilimlerim 2 cm istiyorum. Sonra şuradaki bir de gevşetiyorum. Bu parça ben kalın yerden kullanacağım. 2 cm'ye getiriyorum. Biraz sıkıştım. Tekrar ayarlamak mümkün. Ve bundan sonra tamamen sıkıştırdım. Bu da zeytinyağlı sabun için kullanabilir. Özellikle bu kalıp için onu yaptık. Sağ el kullandığım için şu tarafta geçiyorum. Şey, uca kata bastırın. Seçtiğiniz bir bıçak, büyük bir bıçak ya da isterseniz bir spatula da olabilir. Buraya koyun. Bıçak varsa iki tarafta elin koyun. Spatula ile direkt üstün basabilirsiniz ve aşağı indirin. Tamam. Birinci dilimiz hazır. Şunu da devam. Hepsi aynı boy olacak. 2 cm seçtiğimiz için. Bir görüyorsunuz farklı farklı tonda pembe. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Onun için ilave ışık alayım. Bakayım. Çünkü böyle farklı tonlarımız ve şeffaflığımız daha belli oluyor. Hem de bunu ıslatıyorsanız ben şimdi kolonya sıkıyorum. Görüyorsunuz daha parlak, daha şey görünüyor. İnternette videolarda ya fotoğraflarda yani sabunla da Photoshop teknikleri var. Tamam.
umuyorum bu projede beğendiniz. Başka projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın. Özel bir proje isteğiniz varsa buyurun bana mesaj atın. Benden bu kadar. Justine sabunatelier.com'dan. Bye bye.